Merhaba sevgili Biznos Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet farklı bir sektör, farklı bir alan. Dekor'dan firma sahibimiz Sayın Cengizhan Yıldırım bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Cengizhan Yıldırım kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. Öncelikle bu nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Kendimden de kısaca bahsedeyim. İstanbul Kadıköy doğumluyum. Aslen Diyarbakırlıyım. İstanbul Okan Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi almaktayım. Cendekor firmasında sahibiyim. Oldukça genç, başarılı ve farklı bir alanda ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunmak için kolları sıvamış bir iş adamı duruyor karşımızda. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, kendinizden kısaca bahsettiniz ama biz firmanızdan uzun uzun bahsetmenizi rica edeceğiz. Buyurun. Cendekor mimari proje yönelik bir firma olmasına rağmen aslında doğal taş, mermer ile tanınan bir firma. Bu bağlamda mermer sektörüne farklı bir boyut getirerek mermer mobilya üretiyoruz. Hem mermer hem de mobilya sektörünü birbirine entegre etmiş durumdayız. Ve ee, bu doğrultuda e, mermerin birçok alanda kullanılabilecek bir materyal olduğuna inanıyoruz. Ve mermerin e, kullanım alanını genişletmek için elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Evet çok da güzel aslında farklı bir alan dedim farklı bir sektör dedim ama e, tabii siz çok genç olduğunuz için bilemeyebilirsiniz. Benim çocukluk yıllarımda Buyurun. hemen hemen e, hepimizin evlerinde annelerimizin çok severek kullandığı ve çok sağlıklı bulduğu mermer sehpalarımız vardı. Evet. Evet. <laughs> hemen hemen her evde bulunurdu. Evet. Şimdi e, yine mobilya ve mermeri yeniden buluşturmak Evet. Bunu farklı konseptlerle yeniden evlerimize, iş yerlerimize, Hı -hı. ofislere, otellere, turistik tesislere sokmak nereden aklınıza geldi? Açıkçası e, mermerin e, beni en çok etkileyen tarafı e, mermerin benzersiz olması. Yani şöyle söyleyebilirim, her taşın kendine göre bir kimliği var aslında. Bu şekilde benzersiz olması e, beni en çok bu sektöre iten konulardan bir tanesi esasında. Ee, biz de bu yüzden e, mermer sektörüne farklı bir boyut getirmeyi planlayıp bu şekilde işte mermeri birçok alanda kullanılacak bir materyal olduğunu destekleyecek şekilde bir projeyi imza attık. Böyle bir yeni sektöre ön adım olmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda da ilerliyoruz açıkçası. Yolunuz hep açık olsun diyoruz Çok biz ediyoruz. de. Çünkü gerçekten e, şu an itibariyle ülkemizde açıkta kalmış olan bir sektörü yeniden canlandırıyorsunuz. Evet, evet. Bu farklı bir bakış getirecektir. Farklı evet. bir e, ticari anlayış getirecektir diye düşünüyoruz Hı -hı. sektörler içerisinde. Hı -hı. Amaç bu muydu işinizi kurarken? Şimdi şöyle aslında işimizi kurarken e, bizim en baştan beri planladığımız hedefimiz amacımız mermer mobilyada marka olmakta. Hı hı. Yani bilinen bir yani mermer mobilya denilince ilk akla gelen firma olmayı hedefledik. Tüm projelerimizde de bu doğrultuda her projemizde açıkçası bu durumu pekiştirip bir adım ilerlediğimizi düşünüyoruz. Ee, yani kısacası Türkiye'nin mermer mobilya markası olmayı hedefliyoruz diyebilirim. Evet. Peki işinizi kurarken kendinize ortaklar buldunuz mu? Bulduysanız ortaklar işinize nasıl bir katkıda bulundu? Genel olarak ortaklık konusunda ne düşünüyorsunuz aslında? Sorunun özü bu. Aslında işimi kurarken hiç böyle bir arayış içinde bulunmadım. Evet. Yani gereğini de duymadım diyebilirim. Yalnız e, şunu belirtmek istiyorum. E, Aratmadılar da diyebilirim. Çünkü gerçekten çok yakın dostlarım, arkadaşlarım her zaman benim yanımda oldular. Kendi işleri gibi sahip çıktılar. Yetişemediğim birçok noktada bana gerçekten yardımcı oldular. Hiçbir maddi çıkarları olmamalarına rağmen. Bu yüzden ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. E, ortaklık konusunda da... Birkaç şey söylemekte fayda var. Yani söylemeyi düşünüyorum. Şöyle, ortaklık e, tasarım içeren sektörde, tasarım içeren işlerde açıkçası fikir çatışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü her kafadan e, bir ses çıkması bazen başarısızlığa itebilir. Hı hı. E, genel olarak ortaklık hakkında düşündüğüm bu tasarım içeren ama özellikle belirtmek istiyorum tasarım içeren işlerde e, bu şekilde düşünüyorum. Onun haricinde artı bu işte yani benim gözlemlediğim kadarıyla ortaklığın bir kontrol kaybı olduğuna da inanıyorum. Evet e, tabii bir de bu mobilyaların fiyatları önemli değil mi? Evet. Neye göre değişkenlik gösteriyor? Taşların fiyatları değiştiriyor mu? Öncelikle şöyle e, taşların fiyatları tabii ki değişkenlik gösteriyor. E, yerli ve ithal olmak üzere birçok taşla çalışıyoruz açıkçası. Bu konuda da ürün yelpazemiz çok geniş. Bunu söylemekte fayda var. Ee, ama yalnız şöyle düşünülmesin. Daha doğrusu bunu da belirtmek istiyorum. Sadece taşın kendisine göre değil, taşın işçiliğine göre, kenar detayına göre, kesimine göre de fiyatlar değişkenlik gösterilebiliyor. Harcanan emeğe göre daha doğrusu. Bunun akabinde e, şunu da belirtmek istiyorum. Biz aynı zamanda e, mermer mobillerinin sadece mermer tablolarıyla değil, e, tüm ayak... Yani metal, ahşap, pirinç gibi birçok materyali da kendimiz ürettiğimiz için buna göre yani malzemesine göre ve ayak formuna göre diyeyim ayak formuna göre de fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Açıkçası yüksek metrajlı işlerde daha doğrusu işte toplantı masası, yemek masası gibi büyük tablalarda montaj yapılmadan ürünün gideceği yer önceden ekibim tarafından gidilip işte e, gerekli hesaplamalar yapılarak ona göre bir ekip oluşturuluyor artık kaç kişi gerekiyorsa. Hı -hı. Çünkü şöyle söyleyebilirim e, mesela ekibim daha önceden keşif amaçlı gidip sahanlık ölçüleri, bina hol e, genişlikleri, e, antreler bunlar ölçülerek en sağlıklı şekilde deforme olmadan tabla hiçbir şekilde kusursuz bir ürün teslim etme adına e, plan yapılıp ona göre ürünler açıkçası montajı yapılıyor. Ee, tabii şöyle de bir durum var. Sahanlık ölçüleri dar olduğunda ne olacak? Ya da işte bina holleri dar olduğunda evet. ne olacak? Ee, bununla ilgili de açıkçası şöyle bir şey söyleyebilirim. vinç yöntemine kadar başvuruyoruz. Evet hı hı. yani işte artık e, uygun görülen yerden, binanın uygun görülen yerinden işte balkon, cam vesaire. Buralardan ekibimiz tarafından e, tablayı vinç yöntemiyle aldırıyoruz diyebilirim. Evet, bu da yine sizin sektörde ne kadar ayrıcalıklı çalışmış olduğunuzu, detaycı çalışmış olduğunuzu göstermekte. Ama biz yine de soracağız, sektörde sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, e, bununla ilgili aklıma ilk gelen şey açıkçası siz böyle söyleyince müşteri memnuniyeti. Hı hı. Müşteriyle olan ilişkimize gerçekten çok önem veriyoruz. Tabii bunun altında e, yatan sebeplerden e, tabii ki taşın kalitesi, kullanılan materyalların, malzemelerin kalitesi hepsi markalı ürünlerdir. E, bu istisnasız bir durum yalnız şu an bahsedeceğim şey. Tüm gelen siparişlerde, müşterilerimizin gelen siparişlerinde taşları gidip kendim özel olarak seçiyorum. Bunun sebebi de sektörün içinde olan birinin yani bir mermerci gözüyle bakılıp... E, yani teknik olarak biraz bilgi vereyim. İşte müşterinin ilk aşamada e, tabloya baktığı zaman, daha doğrusu plaka seçiminde, taşa baktığı zaman birçok teknik detayı göremeyebilir, bilmeyebilir. Bunlardan bazıları işte cila kalitesi, taşın silim izleri mesela ya da taşta herhangi bir sakatlık var mı, görünmeyen bir kılcal damar var mı? Açıkçası bunu ilk bakışta e, anlayabildiğim için e, <laughs> böyle bir fark yaratma çabasındayız. Çünkü taşlarda dediğim gibi gerçekten birinci sınıf kalite taşlar kullanılıyor ve özenle seçiliyor taşlar. Bunun haricinde bizim e, tüm materyalları kendimiz ürettiğimiz için yani işte mermer işçiliği yanı sıra tüm ayak kombinlerini de kendimiz üretiyoruz. Bu bağlamda müşterinin <laughs> e, böyle bir avantajı oluyor açıkçası. İşte istediği ile istediği taşla istediği ayağı kombinleme fırsatı evet. yakalıyor. Bu da aslında bir nevi kendi tasarımcısı oluyor da diyebiliriz. Ee, bu şekilde açıkçası tamamen müşterinin hayal gücüyle sınırlıyız. Projeye evet. göre çalışan bir firmayız. Kişiye özel Aynen tasarımlar evet. bünyenizde bulunmakta. Bunu anlıyoruz. Hı hı. Peki e, hangi bölgelerde faaliyet göstermektesiniz? Şimdi şöyle üretimlerimiz İstanbul'da olduğu için İstanbul'da aktif olarak e, faaliyet gösteriyoruz. Anadolu yakası, Avrupa yakası olmak üzere. Evet. Tabii bunun dışında talebe göre e, şehir dışına, il dışına da sevkiyatlarımız, montajlarımız oluyor. Zaten e, şehir dışında birçok çalıştığımız mobilya mağazası mobilya şirketleri var. E, bunlara da ürünleri ulaştırıyoruz. Yani e, Türkiye'nin tüm illerindeyiz de diyebilirim. Evet. Peki yurt dışından gelebilecek olan bir talebi değerlendirir misiniz? Tabii ki şu an o talepler de var. Açıkçası e, ihracat yapmayı da planlıyoruz e, bu bağlamda. E, yurt dışına daha önce gönderdiğimiz ürünler de oldu zaten. Devamını da getirip sıklaştırmayı da planlıyoruz. Evet. Evet, çünkü gerek ülkemizin mermerleri hem çok güzel, gerekse böyle farklı tasarımlarla evet. mobilya olarak kullanılacak evet. olduğunda da yurt dışından da çok ciddi Tabii bir ki. talep gelecektir diye düşünüyoruz. Tabii Özellikle ki. Orta Doğu, belki de bu konuda Hı -hı. sizi çok yorabilir değil mi? Evet, gelen taleplerde aynen öyle. O yönde zaten doğru bildiniz, aynen öyle. Peki, e, Cen Dekor gelecekte neleri hedefliyor? Üçüncü soruda da bahsettiğim üzere dekor en baştan beri e, mermer mobilyada marka olmayı hedefliyor. Gelecekle ilgili planları da bu yönde. Açıkçası şu anda e, il dışıdan <laughs> bayilik, franchising teklifleri alıyoruz. Evet. E, bununla ilgi, ilgili olarak da ilk aşamada kendimiz mağaza sektörüne girmeyi planlıyoruz. Yani kendi ekibimizle ilk aşamada mağazalaşma sektörüne girip. Belki ondan sonra gelen bu teklifleri, talepleri tabii ki değerlendirebiliriz ama dediğim gibi ilk aşamada <laughs> kendimiz planlıyoruz diyebilirim. Sektörde sıkıntılar var mı ya da işinizin zorlukları nelerdir? İşimizin zorlukları e, şöyle bahsedeyim ya yani aslında bu sürekli karşılaştığımız bir problem, sorun da diyebilirim, zorluk da diyebilirim. <laughs> bu da e, mermerin kırılgan bir malzeme olmasından dolayı ee, sevkiyat esnasında özellikle e, işçilik zamanında açıkçası pek yaşamıyoruz, nadir yaşıyoruz ama e, sevkiyat zamanında olan kırılmalar bizi üzüyor diyebilirim. Çünkü bunlar hem maddi hem de emek olarak en başa döndüren şeyler bizi. E, bu yüzden de bu zorluklar açıkçası can sıkıcı durumlara dönüşebiliyor. E, bununla ilgili de şöyle bir Yakın zamanda olan bir montajla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen. İşte ürünün gideceği yer, e, yanlış hatırlamıyorsam, 320, 3 metre gibi e, bir uzunlukta toplantı masasıydı. E, bununla ilgili de şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, yanlış hatırlamıyorsam, 3320 320 gibi, 3 metre gibi boyutlarında bir toplantı masasıydı. Ee, ürünün gideceği yer 10. kattı binada 10. kattı evet ee, bu sırada bir dikkat dağınıklığı sonucu e, açıkçası tam da ürünün gideceği dairenin e, önünde yani tam da 10. katta ee, bir dikkat dağınıklığı sonucu tablanın kenarını çarpmaları e, sonucunda tablanın e, kenarı kırılıyor evet. tabi bu da her şeyin başa dönmesi demek yani bir daha baştan taş seçiliyor bir daha baştan taş işçilik yapılıyor ve bir daha baştan sevkiyat elemanları montaj ekibi oluşturulup e, sorunsuz problemsiz şekilde teslim etme adına tekrardan planlamalar yapılıyor. Bu da dediğim gibi üzücü bir durum. Evet e, bir de tüketicinin aklını karıştıran çok düşündüren bir konu daha var. Mermer çabuk leke tutar mı ya da bozulur mu? Şimdi şöyle, e, tabii ki mermerin kalitesiyle de alakası var bu durumun ama açıkçası e, mermer materyalını narenciyeler yani turunçgiller çok etkiliyor ve Hı -hı. asitli ürünler e, leke yapmasını çok etkileyen durumlar ürünlerdir. E, yalnız bununla ilgili bizim e, akabinde uyguladığımız cilalar var. Hı -hı. Yani bu cilalar açıkçası e, piyasadan duyulan cilalar değil tek tek kendimizin her taşa özel denediğimiz cilalardır. Yani işte taşın üzerine sürüyoruz ondan sonra işte portakal sıkıyoruz işte mandalina sıkıyoruz ona göre tekrardan cilayı vuruyoruz. Nasıl etki gösteriyor? Bunlar hepsi tek tek deneniyor. Şimdi şöyle e, bu durumun açıkçası mermerin kalitesiyle de alakası var. E, ama açıkçası narinciyeler yani turunçgiller ve asitli ürünler mermeri en etkileyen ürünlerdir. Bununla ilgili bizim birçok çalışmamız var açıkçası aslında. Deney gibi düşünebiliriz. Yani işte asitli ürünü taşın üzerine döküp işte uyguladığımız cilaları nasıl neticeler verdiğine bakılarak ona göre her taşa kendine özel bir cila da uyguluyoruz diyebilirim. Bu konuda bizim ürünlerimizde, bu arada istisnasız tüm ürünlerde. Koruyucu cila mutlaka uygulanır. Her taşında kendine göre bir cilası vardır. Bunlar da bize özgü cilalardır. Tek tek deneyip gördüğümüz cilalardır. Böylece ürün üzerinde istemediğimiz lekelerle karşılaşmayacağız. Ürünümüze mobilyamıza zarar vermeyeceğiz. Hmm. Ama yine de bunu unutmamak gerekiyor ki narenciye grubu birçok şeyi ürünlerimizin üzerinde direkt olarak kesmeyelim ya da kullanmayalım. Hmm. Mermer çok kıymetli bir doğal taş diyoruz. Evet. Ve bana kalırsa herkesin evinde de. Ya obje olarak ya bir mobilya olarak mutlak surette Kesinlikle. bulunmalı diyoruz. Kesinlikle. Hele ki şimdiden sonra artık yine yeniden Cen Dekor markası ile girecekse evlerimize, iş yerlerimize ofislerimize kullanalım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz sağ verdiğiniz ol. kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Teşekkürler, sağ ol. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Cen Dekor'dan firma sahibimiz Sayın Cengizhan Yıldırım'ı ağırladık. Hoşçakalın.